Evet sevgili dostlar, uzun bir ayrılıktan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu kez konuğum 25. ve 26. dönem milletvekilimiz Sayın Mehmet'tü. Mehmet'üme çok teşekkür ediyorum. Çünkü YouTube üzerinde yayınladığımız kanalımızın ilk videosu. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için işlerinizde ve siyasette başarılar diliyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Akşam yapılan Bandırma CHP ilçe başkanlık tanıtım toplantısında özellikle oğlunuz Ozan Tüm üzerinden size yapılan siyaseti değerlendirdiniz ve bu yapılan siyaseti etik bulmadınız. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle Can Emre, iyi yayınlar diliyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz bir kurultaya gidiyoruz. Kurultay öncesi ilçe il kongreleri var. Şimdi Bandırma'da da yapılan şey tabii bu sürecin bir parçası. Şimdi burada öncelikle ilçede ilçe kongre delegeleri seçilecek. Daha sonra ilçe kongresi olacak, il kongresi, sonra kurultay olacak. Şimdi tabii bu süreç partimiz için doğal bir süreçtir. Bu her zaman yapılan bir şey. Burada da tabii bir demokratik bir yarış, aile içi bir yarış. Farklı gruplar olur, farklı adaylar olur. Bu konuda bir demokratik bir yarış bu. Ben şimdi bunu bir şönele çevirmemiz gerekiyor. Bu aile içi bir yarıştır. Asıl bizim sorunumuz nedir? İktidar olmaktır. Bizim asıl hedefimiz ülkeyi bu AKP karanlığından, bu AKP'nin ülkeyi getirdiği durumdan kurtarmaktır. Şimdi bu anda işte hareket etmek gerekiyor. Şimdi aile, biz bir aileyiz. Yani oradaki insanlar da bizim ailemiz. Evet. Yani bu gruplaşmada kim olursa olsun. Ben bunların hepsinin birer yoldaşımız, kardeşimiz olarak düşünüyorum. Ancak siyasette şunu yapmamak gerek. İz bırakacak, rahatsız edecek, etik olmayan davranışlar içinde bulunmamak gerekiyor. Ben siyasette asla siyasette kin ve nefret üzerine yapmadım ve yapmamaya da kararlıyım. Bana açık net yıllardan beri işte biz Mehmet Tüm'e oy vermeyiz diyen insanları bile her yerde saygıyla karşıladım, onları kucakladım. Çünkü o da onların hakkı. Ben siyasette şöyle düşünüyorum. Biri bana eğer oy vermediyse ben onun oyunu alamamışım. Sorun bende, ondan değil. Evet. Ben bu anlayışla hareket ettiğim için bu partide herkese sevgiyle yaklaştım ve yaklaşmaya devam edeceğim. Çünkü bu parti, her şeyden önce ben huzurunuza, partimizin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Beni ön seçimde birinci sırada çıkarıp parlamentoya gönderdiler. Bana bu onurların en büyüğünü yaşattılar. Bu onur hayatım boyunca bana, çocuklarıma yeter. Ve sahip çıktılar gerçekten. Ben şimdi bu partide kendimi artık belli anlamda tabii kendimi çok genç, dinamik hissediyorum ama aynı zamanda partime karşı sorunum bir kat daha fazla arttı. Ben her konuda elimden geldiği kadar yerelde, genelde, her yerden partime olumlu anlamda katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ama ne yazık geçen işte bir yerel seçim oldu. Bu yerel seçimlerde ön seçim olmadı. Arkadaşlarımız hepsi aday oldular. Dursun Rıza benim 30 yıllık arkadaşım. Evet. Bir kader birliği yapmışız. Bir dostluğumuz var, yoldaşlığımız var. Ben elbette Dursun Mirza'dan yana olduğumu arkadaşlar biliyordur ama ben bir çalışma içine girmedim. O dönemde zaten bir kaza geçirmiştim, Ankara'daydım. Ama onun dışında da Tolga Tosun da bizim arkadaşımız, bu partinin evladı, bu partiye emek vermiş bir aileden geliyor. Onun belediye başkanı adayın olması, onun adayın gelmesi beni rahatsız etmedi. Çünkü sonuçta onun da demokratik hakkı ve onun adaylığı geldi. Biz o süreçte Tolga kardeşimizi kutladık. Ve ondan sonra bana ne düşüyorsa bütün çalışmalara hem bölgede hem Bandırma'da katıldım. Daha sonra da ben her zaman şunu yaptım. Parti içinde bu birlikteliği nasıl sağlarız? Dursun bize aday gösterilmedi. Tolga Tosun aday gösterildi. Ben ilk işim partide barışı sağlamak için elimden geleni yaptım. Genel başkanla görüştüm. Genel başkan gidin Tolga Tosun'la görüşün. Parti içinde bir birliktelik sağlansın. Dursun Mirza'nın gönlünü alsın. Onun da önerdiği 3-4 tane ismi alsın ve yolunuza devam edin. Ben geldim burada Tolga Tosun'la görüştüm. Genel başkanın isteği üzerine görüştüm. Ben 3-4 tane isim önerdim. Genel başkanın Ankara'da söylemesine rağmen, telefon etmesine rağmen örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı, il başkanlığı aramasına rağmen, buna rağmen son anda o 3-4 arkadaşımızı da almadılar.
Ve bildiğiniz gibi partide partili olmayan elbette ihtiyaç varsa alınır, buna da bir şey demiyorum. Birçok insan orada belediye meclisi yapıldı ve parti içinde bu birlikteliği sağlamak konusunda gereken duyarlılığı göstermediler. Ama daha önce Sedat Peker'in adaylığı geldiği dönemde partide ciddi sıkıntı vardı. Yine ben o dönemde aracı oldum, Dursun Güzel'le konuştum. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Sedat Peker'le seçim almamız zordu. Ozan Onur, Dursun Mirza da adaydı. Biz onları bir araya getirdik. İki arkadaşımız başkan yardımcısı oldu. Evet. Sedat Peker de belediye başkanı adayı oldu ve seçimleri çok az bir oy aldık. Eğer o birlikteliği o gün, bunun büyük oranda mimarı benim. Bunu herkes bilir, Dursun Mirza bilir ve Sedat Peker bilir. Sedat Peker bir ay benim büromdaydı. Ben o dönemde büyük katkıda bulundum ve seçimleri aldık. Ve ondan sonraki dönemde Dursun Mirza adayı oldu. Dursun Mirza'ya şunu söyleyelim. Selim Panç bizim arkadaşımız, size rakip olabilir ama biz bitti seçim, bundan sonra herkesi kucaklamamız gerekiyor. Selim Panç'ı da ve arkadaşlarını da belediye meclisi olarak al ve yolumuza devam edelim. Ne kadar Bandırma'da parti içi sorunları bitirirsek o kadar başarılı oluruz. Ve sağ olsun Dursun Mirza da gerçekten rakibini aldı, belediye meclisi üyesi yaptı. Hem de birinci sırada. Bu doğru mu? Doğru şey. Dursun Mirza yaptı ama sıra Tolga Tosun'a gelince Tolga'nın ve etraftaki insanlar bu birlikleri sağlayacağına bu süreçte biz bu arkadaşlarımızla siyasi anlamda nasıl intikam alırız? Bu duyguyla hareket ettiler. Bunun doğru olmadığını Tolga'ya defalarca söyledim. Sizin adaylığınız geldi. Süreci siz götürün. Artık bu işin lideri sizsiniz dedim. Ama buna rağmen bu dediğimiz bu parti içi birlikleri, barışı yeteri kadar sağlayamadık. Yani elbette ki yani ben kendim var ve ben partiyle barışık durumda bir insanım. Ne olursa olsun her şart altında partiye katıda bulunmaya devam ederim. Onun dışında o süre içinde elbette herkes diyor benim gönlüm arkadaşım Dursun Mirza'dan yanaydı. Çok bu çalışmaların içinde yoktum dediğim bir sağlık sorunu vardı. Ama benim oğlum Ozan Tüm belediye meclis üyesiydi. Tolga ile de bir dostluğu arkadaşlığı vardı. Nasıl Dursun Mirza yıllarda benim arkadaşımsa Ozan da Tolga Tosun'un arkadaşı. Hatta bu beni rahatsız etti, onunla konuştuğumda dedik ya baba nasıl Dursun Mirza senin arkadaşınsa Tolga da benim arkadaşım. Ben de onunla kader birliği yaptım. Ben oğlumun bu tutumunu saygıyla karşıladım. Yani sonuçta evet. O da bir bireydir, o da düşüncesi vardır, onun da tercihleri olacaktır. Biz bir demokrat aileyiz. Yani farklı davranmamıza rağmen saygıyla karşıladım. Ama sonuç öyle bir duruma geldi ki Ankara'da, burada yani Ozan'ın, Tolga'nın yanında olması bizden daha çok Tolga'nın etrafındakileri rahatsız etti. Ve öyle bir duruma geldi ki Ozan'ın, Tolga'nın yanında olması, belediye meclis üyesi adayı olması bir mühim mesele haline geldi. Düşün Ankara'da koskocaman işte milletvekilleri bunun üzerinde pazarlık yapıyor da. Bakın biz seni destekleriz ama Tolga Tosun'a tek şartımız var. Mehmet Tüm'ün oğlu Ozan'ı belediye meclis üyesi yapmayacaksınız. Peki Ozan kim? Zaten belediye meclis üyesi. Ozan kim? Babası milletvekili 30 yıldan beri çalışıyor. Ve kendisi de bir birey olarak bu partiye en az benim kadar katkıda bulunan biri. Ticaret odası yönetim kurulu üyesi. Bandırma'da bırakın CHP herkesin sevdiği bir genç. Bunu herkes biliyor. Peki niye Ozan? Neden Ozan? Ozan Edip'in? Yani şimdi beni rakip alabilirsiniz. Doğaldır ama bu meşru zeminde zaten yarışırız. Ben Kübret Şahin'e söyledim. Senin rakibin Ozan değil benim. Eğer çok güveniyorsanız kendinize danışma toplantısında sandığı koyarsınız sizinle yarışırım. Ama çocukları babaların üzerinde vurmak bu çok ilkel bir şeydir. Bu beni çok yaraladı. Bunu asla kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Bizim partimize yakışmayan bir tavır. İnsanlara yakışmıyor. Bir çocuğu sadece babasından dolayı rakip almak, onu belediye meclis üyesi olmasını var gücüyle engellemek bu bizim partimizin ve kamuoyunun bence vicdanına bırakıyorum. Ve ama burada en çok üzüldüğüm şey burada sahip çıkması gereken kişi Tolga Tosun'dur. Onun da arkadaşlığı. Her şeye rağmen şunu diyebilmeliydi. Arkadaşlar ben Ozan Tüm'le kader birliği yaptım. O benim kardeşimdir. Arkadaşımdır. Yani benden her şeyi isteyebilirsiniz ama ben kardeşim bu saatten sonra siz istediniz diye harcayamam. Çünkü o bir anlamda belli oranda babasını bile karşısına alarak en çok sevdiği babasını benim yanımda durdu. Siyasi bir tercih yaptı ama siz bunu yapamazsınız diyemedi. Ve bu Tolga Tosun'un bence siyaseten
yaşam boyunca bence her zaman önüne gelecek bir eksiklik olarak görüyorum. Bakın Dursun Mirza ile ben lise öğrenciliğimden bu yana yaklaşık 30-40 yıldan beri arkadaşız. Aynı şeyleri düşünüyoruz, birçok konuda farklı düşünüyoruz. Evet. Ama ortada bir yoldaşlık var, bir kader birliği yapmışız, arkadaşlık var. Ve bunu devam ettiriyoruz. Ben bu her arkadaşın da bu duyguyla siyaset yapmasını isterim. Yani siyaset insan kazanma sanatıdır, yoldaşça yapılmalıdır. Siyaset işte birini yarım alacağım, birini bilmem kullanıp batacağım. Siyasette bu olmaz. Siyaset güven verme işidir. Güven verirseniz kalıcı olursunuz. Bugün niye ben ön seçim istiyorum? Gerçekten kendime güveniyorum. Ben insanlara yaşamı boyunca vermeye çalıştım. Amacım bu. Yani bu topluma, bu ülkeye, partime hizmet etmektir. O nedenle her gittiğim yerde, seçimlerde ben partinin vicdanına inanıyorum. Ben her yerde ön seçim istedim. Çünkü bu tabanın seçip gönderdiği hem belediye başkanı hem milletvekilini sahiplenmek daha kolaydır. Yani atamayla elbette genel başkanımızın, genel merkezin bir tercih olmuştur. Ben buna saygı duyarım. O bir tercih. Ama biz her zaman parti içi demokrasi işlemesi istiyoruz. Ve ön seçimi doğru buluyoruz. Bunu da savunmaya devam edeceğiz. Bugün de, yarın da. Sayın Vekilim, şunu sormak istiyorum. Seçimlerde, listelerde isminizi göremeyince neler hissettiniz? Şimdi tabii ki yani... Üzülmedim diyemem. Üzüldüm tabii. Evet. Ben aslında şöyle, 24 saat çalışan bir milletvekiliydim. Ben sadece Balıkesir milletvekili yapmadım, Türkiye milletvekili yaptım. Toplam 3 sene milletvekili yaptım. Ama bu süre içinde sayısız konuşmalar yaptım, sayısız yasa önerileri verdim. Türkiye'nin neresinde bir sorun varsa oraya koştum. Ben iki sefer Artvin'e gittim, Cerahtepe'de. Biliyorsun bir maden ocağı açıyordum. Ben iki sefer orada biber gazı yedim. Yani ya mecliste çalışıyordum, onun dışında sokakta nerede hak arayan insanların eylemleri varsa onların yanındaydım. Sadece Balıkesir milletvekili değil, tabii milletvekili görevi aynı zamanda Türkiye milletvekilidir. Onu yapmaya çalıştım. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Yani ben bu işi gerçekten severek, isteyerek yaptım. Tabii liselerde yer bulmak isterdim ama bu siyasetti. Tabii sonuçta ön seçim olmayınca ben ona hazırdım. Ben de genel merkez 3 arkadaşımızı tercih etti. Ben de onları kutladım. Daha sonraki çalışmalara katıldım ve devam ettim. Dediğim gibi siyasettir. Buna hazır olmak gerekiyor ama her şeyden önce bırakın olup olmamayı. Yine benim ilim birinci sırada seçip beni parlamentoya gönderdi ön seçimden. Ben mutluyum kendi adıma. Bugün de söylüyorum. Bundan sonraki siyasi yaşamımda hiçbir şey olmasa bile bu mutluluk bana yeter diyorum. Sayın Vekilim, aynı zamanda şunu da sormak istiyorum bu sorunun devamı olarak. Biliyorsunuz bizim genelde seçimlerimiz burada ilçe bazında veya genel merkez bazında atama yönteminden daha ziyade ön seçimde yapılıyor. Ve siz bu ön seçimi yaşamadınız. Aynı zamanda bugünkü belediye başkanlığı seçimlerinde de ön seçim yaşamadık. Bu konuda neler söylüyorsunuz, neler diyorsunuz, düşünceleriniz nedir? Ben şimdi, ben değil ama demokrasinin gereği ön seçimi en doğru yöntem olarak görüyorum. Ön seçim nedir? Ben vekilimi ben seçeceğim, belediye başkanını ben seçeceğim, belediye meclis üyelerini ben seçeceğim. Biraz önce Ozan olayında söylediğim gibi eğer Bandırma'da belediye meclis üyelikleri ve sandık konulsaydı bunları konuşmayacaktık. Aslında aynı zamanda aday olan arkadaşlarımızın da eli güçlenir. Yani ön seçimde çıkıp gelen insanların özgüveni daha fazla olur. Yani bu ben genel söylüyorum. Yani özellikle herkesin özgüveni olabilir. Bu yöntemin daha doğru olduğunu, savunması gereken yöntemin bu olduğunu söylüyorum. Bakın 1961'de ön seçim zorunlu. İki tane parti var bu ülkede. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. O dönemde genel merkezin kontenjanı %10. Toplam 45 kişi kontenjan gösteriliyor genel merkez tarafından. Evet. 1967 seçimlerinde itiraz ediliyor. Bu %5'e düşüyor. Toplam genel merkezlerin kullandığı kontenjan toplam %5 ve 22 kontenjan gösteriliyor. Evet. 1961 nereye 2020'deyiz neredeyse. Bugün demokrasi daha çok işlenmeli. Bütün siyasi partilerde böyle olmalı. Ancak henüz bu işlerin önünde de siyasi partiler yasası var engel. Bu halen tek değişmeyen siyasi partiler yasası. Siyasi partiler yasası
lidere tüm yetki veriyorlar. Bunu aslında değiştirmek gerekiyor. Önce siyaseti demokratikleştirmek lazım. Siyaseti tabana yaymak gerekiyor. Taban söz ve karar sahibi olduğu yerde demokrasi işler. Demokrasi yukarıdan değil, tabandan yukarıya doğru şekillenmeli. Yerelden, yerelde bir belediye başkanı bence yerelde yaşayanlar tarafından seçilmesi daha doğru olur. Çünkü herkes burada birbirini tanıyor. Herkes birbirinden etkileniyor, konuşuyor, dokunuyor. Burada kimin bu işleri yapacağını buradaki yaşayan yurttaşlarımız daha iyi bilir. O nedenle ön seçimi savunmaya devam edeceğiz. Bu demokrasinin gereğidir, ön seçim savunmak. Evet. Aynı zamanda hak, hukuk, adalet gereğidir bu. Evet. Sayın Vekilim, tekrar dün akşama dönmek istiyorum. Sizin konuşmanızı Can Emre Gündem.com'da sayın seyircilerimiz seyredebilir, dinleyebilirler. Çok güzel bir konuşma yaptınız. Aynı zamanda siz Dursun Mirza'yla uzun zamandan beri arkadaşsınız, dostsunuz. Şunu sormak istiyorum. Parti içindeki bu sistemin getirmiş olduğu ayrışmalar söz konusu. Daha önceki belediye başkanlığı seçimlerinde, bugün yaşanan belediye başkanlığı seçimlerinde, yine daha önce yaşanan ilçe başkanlığı seçimlerinde ve bugün yaşanan ilçe başkanlığı seçimlerinde parti içinde yerelde derin bir yarılma görüyorum ben. Bu konuda neler diyorsunuz? Ben şimdi tabii bunu bir derin yarılma olarak görmüyorum ama herkes biraz daha sorumlu davranmalı. Özellikle bizler, yani bu siyasette işte milletvekili olan belediye başkanlığı yapmış, şu andaki belediye başkanının önderlik konusunda daha sorumlu davranmalıyız, daha hassas davranmalıyız. Yani kavgayı bu parti içinde bizim körüklemememiz gerekiyor. Bir sorun varsa abi gibi davranıp bunları çözmemiz gerekiyor. Tabii bizim taraf olabiliriz, bu demokratik hakkımız. Ben hiç bir zaman tarafsız davranmadım, taraflıyım parti içinde ama taraflı davranırken belli ilkelerim var. Yoksa kişilerle değil. Yani onlar ya da bizler gibi bir ayrım yapmam. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Seçim bittiği zaman o nerede kaldıysa bizim dostumuz, arkadaşımız böyle devam eder. Şimdi Sayın Belediye Başkanımızın geriye dönüp bu seçim adaylık sürecinde tekrar o konulara girmesi, Dursun Mirza bilmem de SHP'ye gidecektim. Ben aslında bu tartışmaları bugün doğru ve yerinde bulmuyorum. Kim yaparsa yapsın. Dursun Mirza ile kucaklaştı. Dursun Mirza çıktı, onun adına destek verdi. Desteğini iletti. Sonuçta gitmedi. Öyle bir talep olduysa da gitmedi ve destek verdi. Büyük bir oy oranıyla Tolga kardeşimiz Bandırma'dan seçildi. Bu da bizi mutlu etti. Tekrar başa dönüp herkesin söyleyeceği sözler olabilir. Yani o nedenle söyleyeceğim sözlere dikkat edeceğiz. Yani özellikle bu mesele beni çok üzdüm. Bir tane atıyorum isimsiz bir adamın birine yazı yazdırıyorlar. İlçe örgütünde, yönetimdeki adamlar paylaşıyorlar. Yani Mehmet Tüm ve Dursun Mirza'yı yeren, eleştiren, karalayan yazı yazdırıyorlar. Ve onu da kendi sayfalarından paylaşıyorlar. Bu bir parti suçu. Ben hiçbir arkadaşımızı sosyal medyada eleştirmem, doğru bulmam. Şimdi hele bunu ilçe yönetimi yapması kadar vahim bir şey yok. Ve şu anda bunlar Tolga arkadaşımızın yanında. Tolga arkadaşımız bunlara destek veriyor. Onun söylemesi gerekir. Belediye başkanının müdahale etmesi lazım. Yani biz aslında bir anlamda o bizim kardeşimiz, onun abisi durumdayız. Şimdi bir kardeş abi yıpratmaya kalkarsa kendisi de yıpranır. Yani bunlara izin vermemeli. Yani görüyor, sosyal medyada kimin ne paylaştığını görüyor. Ben birkaç kişiyi aradım, söyledim. Bunların doğru olmadığını söyledim ama cevap yazmıyoruz. Yani yoksa herkes birini bulur dışarıda, bir başka bir isim adı altında, Tolga için de bir başkası için de çok şey söyleyebilir. Ama bu doğru yöntem değil. Ne söylüyorsak meşru zeminde, doğru zeminde, partili toplantılarında, kongrelerinde çıkıp konuşmamız gerekiyor. Ne söylüyorsak orada söyleyelim. Ama sosyal medyada herkes açık. Ben işte birilerini yıpratacağım diye bu yol ve yöntemin doğru olmadığını düşünüyorum. Çok insani değil, doğru değil. Evet. Yani bunların kimseye faydası yok, onu söyleyeyim bu yöntemin. Sayın Vekilim, son olarak şunu sormak istiyorum. Siz milletvekiliyken çok aktif çalıştınız. Çevre derneklerinde bulundunuz. Ve aynı zamanda da bugün milletvekilliği yapmadığınız dönemde Cumhurbaşkanı'na hakaretten şu anda mahkemelerde yargılanıyorsunuz. Sayın Vekilim, siz mecliste de çok aktif çalıştınız. Çevre derneklerinde bulundunuz. Çeşitli konuşmalar yaptınız. Bugün de milletvekili değilsiniz. Ama Cumhurbaşkanı'na hakaretten şu anda mahkemeleriniz devam ediyor.
Dün Balıkesir'de bir davamız vardı. Bu davada da bir konuşma yaptınız. Bu konudaki görüşlerinizi sizden alabilir miyim? Şimdi şöyle, bu benim hakkımda açılan davalar şu anda yaptığım konuşmalardan dolayı değil. Ben 2017 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Karesi ve Altıyol İlçe Kongrelerinde bir konuşma yaptım. Yani o yaptığım konuşmada gündemde tartışılan konular vardı parlamentoda. İşte manadalarla ilgili tartışmalar vardı. Manadalarla ilgili işte para kaçırma olayları vardı. Onunla ilgili düşüncemi belirttim ve İçişleri Bakanı bizim genel başkanla ilgili ağza alınmayacak sözler söyledim. Ben de İçişleri Bakanı'na, ya İçişleri Bakanı'na bu üslup yakışmıyor. İçişleri Bakanı'nın görevi vatandaşın can ve mal güvenini sağlamaktır. Yani bu soy ismini soydu ama bu soylu bir davranış değildir dedim. Yani eleştiri niteliğinde söyledim. Çünkü orada çok ağır eleştiri vardı. Yani Süleyman Soylu tarafında bizim genel başkanımıza. Onun dışında da Rıdvan Dilmen diye bir spor spikeri var. Cumhurbaşkanı'na, ben Cumhurbaşkanı'na baktığım zaman Sayın Tayyip Erdoğan'a parkasız deniz gezmişi görüyorum demişti. Ben onun üzerine de Devlet Bahçeli'yim. Nasıl böyle bir şey söylersiniz Rıdvan Dilmen'e? Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bir teröriste nasıl benzetirsiniz? Ben kınıyorum. Çok ağır sözler sarf etmiştim. Şimdi tabii onun için deniz terörist olabilir ama deniz bizim kuşak olarak hayranlık duyduğumuz, bizim için gerçekten bir kahraman. Ondan etkilenerek biz devrimci olduk. Yani o ben değil, milyonlarca insan bu ülkede kendi çocukların adını deniz adını koydum. Ben de o kongrede demiştim ki işte deniz gezmiş, deniz gezmiş bir kahramandır. Deniz gelmiş bu ülkenin bağımsız için inan şeyhasına gitti. Büyük bir devrimcidir ve sosyalisttir demiştim ben. Şimdi bu deniz gelmişleri övmekten dolayı da hakkımdan dava açıldı. Şimdi Devlet Bahçeli'ye de bakın dedim, yani siz siyasetten bu çocuklar gençken kendi davalarına idam sehpasına gittiler, geri dönmediler. İdam sehpasında evet. Son söyleyecek sözleri söylediler. Bu ülkenin bağımsızlığı için, bu ülkenin kardeşliği için idam sehpasına gittiler, bir dava uğruna gittiler. Ama siz o günden bu güne nasıl değiştiğinizi herkes biliyor. Yani o günden bu yana nereye döndüğünüz belli. Dün işte Tayyip Erdoğan'a en ağır sözleri söylüyordunuz. Bugün de Tayyip Erdoğan'ın yanındasınız. Yani siz kimsiniz? Deniz Gezmiş kimdir? Böyle bir eleştiride bulundum. Bunların hepsinden ayrı ayrı dava açtılar. Bir ilçe kongresinde yaptığım konuşmadan dolayı. Bir de ayrıca yani en garip dava şey Ankara'da. Ben parti meclis üyesiyim. Bu FETÖ darbesinden sonra parti meclisi toplandı. Ortak bir bildiri yayınladık. Bu bildirden 60 kişi yayınladık. 60 kişinin imzası var. Bu bildiri sonrası dava açıldı. Bu dava çok garip bir şey. Aslında 60 kişi bu bildirinin altına imza attı. En ilk davayı bana açtılar. 31 Ekim'de gittim ifade verdim. O dava devam ediyor şu anda. Cumhurbaşkanı'na yine hakaretten dolayı. Orada Cumhurbaşkanı'na da geçmiyor. Sadece saray deniliyor. Yani işte FETÖ darbesi 15 Temmuz'da oldu ama asıl 20 Temmuz'da darbeyi siz yaptınız. Niye? Örnek veriyoruz orada. Yani şu FETÖ ile ilgisi olmayan dünya kadar insanı siz mağdur ettiniz, işinden ettiniz. Yani Barış Akademisyenlerin FETÖ'yle ne ilgisi var? Hepsi işten attılar. İbrahim Kaboğlu var, dünyanın en önemli profesörü. Ve onu işinden attılar. Bunları tek tek örnek verdik. 150 bine yakın insanları kamudan attınız. Ya da insanların malına mülküne yargı kararı olmadan el koydunuz. Ben bunları tek tek mecliste yaptığım konuşmalar. Orada da ona benzer tekrarladım. Zaten bizim dokunmazlığımız kapsamında, siz milletvekiliyken aynı şeyleri parlamentoda konuştuğunuz bir konuyu başka alanda konuşuyorsanız, zaten bu dokunmazlık kapsamında, anayasanın gereği böyle. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Siyasetçiler en ağır eleştirilerek katlanmalıdır. Siz birini çok ağır eleştiriyorsanız, onun karşılığında da ağır eleştiriler olacaktır. Bakın, zamanın Fransa'sında Sarkozy vardı, Cumhurbaşkanı. Bir benim gibi bir önceki dönem eski milletvekili Sarkozy diyor ki defol git geri zekalı diyor, pankart açıyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu düşünce özgürlüğü kapsamında diyor. Yine bu şey Anayasa Mahkemesi bir metinler için sen inek misin, dönek misin demiş. Yine Anayasa Mahkemesi bu düşünce özgürlüğü kapsamında. Benim söylediklerim sadece düşüncemdir, bir milletvekili olarak ifade ediyorum.
ve partimin ilçe kongresinde konuşuyorum. Ve bundan dolayı şu anda 4-5 tane süren dava var. Bu nedenden dolayı gelecek her türlü ceza başımızın üstüne, çünkü siyaset yapıyoruz. Bu bir anlamda iktidarın bir uyguladığı bir baskı yöntemidir. Yani muhalefet konuşmayacaksan, muhalefet milletvekilleri konuşmayacaksa kimler konuşacak? Biz konuşmaya devam edeceğiz. Ülkede barış, demokrasi, insan hakları yerleşene kadar konuşmaya devam edeceğiz. Biz bunun için varız. Bu bizim görevimizdir. Evet Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Son değil mi ama? İlçe kongresi. İlçe kongresini. Delege seçimleri. Delege seçimlerini. Sayın Vekilim, biliyorsunuz önümüzde bir ilçe seçim süreci yaşanıyor. 23'ünden itibaren delege seçimleri var. Bu süreci sizden değerlendirmenizi istiyorum. Delege seçimleri, ilçe başkanlığı seçimleri sizce nasıl olmalı? Ben başta söylediğim gibi, yani bu ilçe kongresi bir aile içi yapılan bir kongredir, bir seçimdir. Bence ilçe kongresi bittiği anda biz yine bir arada olacağız, birlikte olacağız. Bugün de birlikteyiz. Bana göre etik olan şey, bunu bir şeye karşı kin nefrete dönüştürmeden bu partiye emek veren, yıllarını veren insanları delege yapmakta. Esas olan olmalı. Yani onun adamı bunun adamı değil. Eğer bu partiye emek vermişse, bu partinin ihtiyacı varsa onlar delege yapılmalı. Ben burada aracılığınızda çağrıda bulunuyorum. Onun için bu şu andaki mevcut olan ilçe başkan adaylarımız bir araya gelmeli. Ve bu konuda en azından partiye emek veren insanları ortaklaşa belirlemeliyim. Onlar herkesin listesinden yer alabilirler. Bunu söylerken kendim için düşündüğümden değil. Partinin, bizim partinin dünya görüşüne uygun olduğu için söylüyorum. Çünkü belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız ya da belediye başkanı onu delegeye yapmamak için uğraşmak doğru değil. Ya da milletvekili yapmış, ilçe başkanlığı yapmış. Önce bu arkadaşlarımız Bandırma'dan çıkaralım, bunlar kaç kişi? 40 kişi mi, 50 kişi mi? Oturup bunlar tüm listelerde yer alabilir. Onun dışında yine ikinci derecede emek veren arkadaşlarımız yine onlar da değerlendirilir. Yani kısacası Bandırma'ya yakışan bu. Biraz önce dedim ya, biz Bandırma'da ben kendi adıma her zaman Türkiye'de Bandırma'da siyasetten uzlaşmadan yanayım. Biz her zaman nasıl birlikte daha çok işi yaparız onu yapmalıyız. Şimdi yok efendim işte Mehmet Tüm milletvekili ama bizim karşımızda Mehmet Tüm'ü delege yapmayalım, Sedat Peker'i yapmayalım, Namık Avcı'yı yapmayalım, Ahmet'i yapmayalım. Yani olabilir, sonuçta önemli değil ama bu doğru ve etik değil. Diyorum ki iki tarafa sesleniyorum. Biz partide birlikteliği böyle sağlayabiliriz. Bunun için belediye başkanına büyük görev düşüyor. Şimdi belediye başkanı şu anda en güçlü yerde oturuyor. Belediye başkanı önce Bandırma'nın belediye başkanı ve Bandırma'nın oyları seçildi. Ondan sonra bu partinin şu anda orada ya da burada herkes ona destek verdi. Biraz ona daha büyük görev düşüyor. Çünkü şu anda icraatın başında en önemli aktör odur. O daha çok dikkat etmeli ve bu birlikteliği sağlamak en çok ona düşer. Eğer sağlamadığı takdirde en büyük zararı partimize vermiş oluruz. Yani o yapıda inanın herkes yıpranır ve Tolga da yıpranır, biz de yıpranırız, diğerleri de yıpranır. Evet. Dursun Misa'da kimseye yarar getirmez. Bunun tek yolu kendi içimizde barışı, dostluğu, sevgiyi öne almaktır. Sevgi her şeyi yener. Kim ve nefreti bir tarafa bırakacağız. Çünkü biz arkadaşız, yoldaşız, böyle düşünmek lazım. Bugün birinin yanında olursun, yarın başkasının yanında olursun. Bu aile içinde doğal bir şeydir. Ben yarın seçim bittiği zaman kim kazanırsa kazansın, %100 onun yanındayım. Her konuda destek verme hazırım. Bugün de yarın da. Ben hiçbir zaman, ya elbette seçimlerde taraf olurum ama seçildikten sonra taraf değilim. Kim seçildiyse ondan yanayım, onu desteklerim. Çünkü benim partimin iradesi bu arkadaşımız ilçe başkanı yapmıştır. Evet. Partimin iradesi Tolga Tosun'u belediye başkanı yapmıştır. Arkadaşlarım milletvekili. Bunda hiçbir sorun yok. Biz partiliyiz, ben böyle düşünürüm. Yani şu andaki belediye başkanı arkadaşımızın da böyle düşünmesi gerekiyor. Yani şu anda yaptığı konuşmaları çok uygun görmüyorum. Bence daha çok bir ilçe başkanı belki söyleyebilir ama bir belediye başkanı olduğunu hatırlamalı. Bandırma'nın belediye başkanı. Şu anda o ya da bu yoktur. Bunlar da onun dostları, arkadaşları. Onlar da buradaki arkadaşlarımız da Tolga Tosun için çaba sarf ettiler, çalıştılar.
Oradaki arkadaşlar da orası burası yok. Bunlar partili arkadaşlarımız. Sadece bir gruba katılarak o denli bence bir konuşma yapmasını doğrusu Tolga Tosun'a yakıştıramadım. Yani gün hesaplaşma günü değil. Zaten geçti gitti bu. Adaylık dönemi bitti. Partimiz genel merkez onu tercih etti. Onu saygıyla karşılıyoruz. Genç bir kardeşimiz. Onun da hakkı. Ama bence bundan sonra şeye odaklanmalı. Ben nasıl daha iyi bir belediye başkanlığı yaparım ona odaklanmalı. Parti içinde iktidar olursunuz. İlçe başkanı seçtirirsiniz o gücünüzle. Ama başarılı olamazsanız bir şey ifade etmez. Bu sizi kurtarmaz. Ben dün akşam da söyledim. İlçe başkanlığı bir geçen dönemi seçtik. Yılbaşkanı seçtik. Bu bizi kurtardı mı? Yetmiyor. Demek ki ondan ders almak gerekiyor. Çok ona odaklanmamak gerekiyor. O nedenle hepimize düşen görev partimizi ileriye taşımak, iktidara taşımaktır. Yani yapabildiğimiz oranda enerjimizi içeri yönelik harcamayacağız. Daha çok insan kazanacağız, daha çok insanı partiye çağıracağız ve gücümüzü, enerjimizi birleştirip biz hem Bandırma'daki yerel iktidarı kalıcı duruma getireceğiz ve Türkiye'yi de AKP'den birlikte kurtaracağız. Yapmamız gereken bu. Ve inanıyorum arkadaşlar da bu yapılan yanlışlarda ders çıkarılır, birlikte tekrar yola devam ederiz. Bugün Can Emre Gündem.com'un konuğu milletvekilimiz Sayın Mehmet Tümdü. Kendisine bu röportaj için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Can Emre Gündem.com değil mi? Evet. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım sık sık görüşürüz. Hem yerelle hem ülke gündemiyle ilgili düşüncelerimizi aracımıza paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.